Abi saatin farkında mısın ya? Evet farkındayım. Abi o adam gelecek mi? Gelecek dedim ya oğlum. Ben kendim konuştum. Hadi bakalım. Hakkımızı da hayırlısı. Ya şarkıda nefesler olsun diye sen istemedin mi? Ben de gittim en iyisini ayarladım işte oğlum. Gelir birazdan. Koskoca Cihan Yener'den bahsediyoruz. Bekleyeceğiz. Orhan. Müsaaden gir. Tabii Cihan Bey. Pardon da nereye gidiyoruz? Stüdyoya. Stüdyoya mı? Ciddi misin? Hani bir süre kayıt mayıt yapmak istemiyordun? O yüzden de Ton Meister'i arayıp iptal ettim ben de. Fikrimi değiştirdim. Sonra da stüdyoyu arayıp senin iptalini iptal ettim. Nasıl hissediyorsun peki? Çalabilecek misin? Görüşürüz. Ya sen baya baya bana yalan söyledin ya. Kimsenin geldiği falan yok abi. Ya ben sana niye yalan söyleyeyim? Senin albümüne garezim mi var? Bekle biraz sabret. Bak adamın nasıl çaldığını biliyorsun. Adam efsane ya. Bence biraz beklenmeyi hak ediyor. Geç mi kaldık gençler? Bir yola çıkalım da bakalım ne olacak. O vakayı istiyorum. Sana da günaydın. Günaydın. O vakayı istiyorum. Aa, sen Cihan Yener'ler hayranı mıydın? Adam müzisyen miymiş? Aa, haberim yoktu. Ben müzisyen demedim ki. Ha, yok, adam iki senedir yürüyemiyormuş. Kimse de neden yürüyemediğini bulamıyor. O yüzden ilgileniyorum bu vakayla. Orasını pek kafana takma sen. Sen gel de bunu adamın halı saha arkadaşlarına anlat. Adam ne zaman maça çıkacak diye başımın etini yiyorlar. Ateş, gerçekten bu iş senin kalemin değil. Yani bildiğin bir zatürre vakası işte, sık görülen türden. Hayır. Adam iki senedir yürüyemiyor, kimse de neden yürüyemediğini bilmiyor. Tam da benim kalemim bu vaka. Araştırmak istiyorum bunu. Çok üzgünüm. Hastayla ilgilenen bir doktor var. Profesör Doktor Tanju Aktan. Evet evet, bayağı ilgileniyor. Bir sürü tedaviydi, ameliyattı falan derken bayağı bir aşama kaydetmişler. Adamın bacağı hariç. Kendisi nerede bu arada Tanju hocamın?
Kendisi yurt dışındalar efendim. Gelecekler. Gelmeden önce de senin ekibi sordu. Beni mi sordu? Seni değil, ekibi sordu. Tamam canım. Ben demek, ekip demek, ekip demek, ben demek. Ateş, iyi de adam seninle çalışmak istemiyor. Mehmet Ali ile çalışmak istiyor. Ne? Neyse bu işte. Mehmet Ali ile çalışmak istiyor. Çünkü Mehmet Ali hocanın yanında uzun zaman asistanlık yapmış. Birbirlerini iyi tanıyorlarmış. Hadi ya. İnanmazsın. İşi alırken CV'sine bakmıştım Memoli'nin. Biliyorum. İyi tamam işte. Adam da güvenebileceği biri olsun istiyor. İyi tam adamını bulmuş. Harika. Sadece zatürreyi tedavi edecek ve tedavi sürecinde gerçekleştirecek birini istiyor. O da Mehmet Ali. Zaten diğer semptomlar için hoca uzun zamandır deneysel bir tedavi uyguluyormuş. İşte gelene kadar da bu sorumluluk Mehmet Ali'de. Bir şey demeyecek misin? Bütün bunlar doğum günü meselesi yüzünden mi? Doğum günü meselesi mi? Doğum günü partisi olmasın o? Nasıl geçti peki? Eğlendiniz mi? Ne? Yani doğum günü partim nasıl geçti? Giyinip kuşanıp gittiniz ya. Çok güzeldi. Harikaydı. Pastan da mükemmeldi. Hadi be, pasta var mıydı? İyi ki gelmemişim. Vaka kesinlikle Mehmet Ali'nin. Aman be, ver Memoli'ye. Alt tarafı zatüre. Onu da tedavi etmeyi becerebilir herhalde. Mehmet Ali, sen gerildin mi biraz? Yok. Vallahi bravo o zaman. Ben olsam gerilirdim. Niye? Şimdi hocanın sağ solu belli olmaz biliyorsun. Sana ne tepki verecek bilemedim. Yani şimdi senin vakayı aldığın önce kim bilir ne diyecek yani. Düşünmek lazım. Tepki verecek bir şey yok. Tanju Hoca bu vakayla ilgilenmemiş için beni seçti. Bu kadar. Tabii canım. Orası öyle. Arkadaşlar biz uzman doktoruz, farkındasınız değil mi? Yani hoca olmadan da hasta bakabiliyoruz. Hocam kusura bakmayın, geç kaldım. Affedersiniz arkadaşlar. Evet, tamamsak başlayalım. Tabii hocam, nasıl isterseniz. Hazır mıyız arkadaşlar? Tabii ki hocam. Evet. Ağrılar astı benim bugün. Hastamızın satürasyonu ne durumda? Nazal oksijen altında. 90'lar civarında seyrediyor. Fazla balgam çıkarıyor mu? Neredeyse hiç yok, stabil görünüyor. Anladım. Hocam, mikrobiyoloji sonuçlarıyla siz ilgilenir misiniz? Hayır. Kovar mısınız hocam beni sözünüzü dinlemezsem? Yok hocam, estağfurullah. Bir çay koyarsanız affedebilirim. Bayağı eğleneceğiz galiba bugün arkadaşlar. Evet, geniş spektrumlu antibiyotik vermeye devam ediyoruz. Aynı zamanda tiroid fonksiyon testleri ve kortizol düzeyi için kan alacağız. Güçsüzlük. Peki hocam, adamın ayakları tutmuyor ya. Bu vakada pnömoni tedavisi dışına çıkamıyoruz hocam. Olay onun dışında seyrediyorsa hocam. Evet, güçsüzlük var ama zaten Tanju Hoca da ALS tanısı koydu hastaya. Ha, ALS şu şey değil mi o? İnsanların hani dikkat çekmek için birbirlerinin başından aşağı kovayla buz döktükleri hastalık. Ama siz de biliyorsunuz hocam, tanı için ne doğru dürüst bir biyo belirteci var ne de tam bir tedavisi. ALS bir dışlama tanısıdır. Yani önce diğer hastalıkları araştırıp eleyeceksin, sonra... Zaten Tanju Hoca dışlanacak tanıları araştırıp elemiş. Ama ben elemedim. Arkadaşlar, evet, başlayalım. Olay yeri inceleme, saksılar çalışsın, ayırıcı tanılar gelsin. İzninizle hocam. Bu arada tahta harika olmuş şeffaf. Siz mi verdiniz sipariş? Gelsin. Gülen bari. Güzel. En azından tedavisi var. Gülen bari. Hayır, Gülen bari'de güçsüzlük simetrik olur. Refleksler alınmaz. Harika. Gitti. Başka? Transfers miyelit?
Güzel. Transvers miyelit. Tabii krizde yazıyor. Tanju Hoca ve ekibi miyeliti araştırmış ve bulamamış. Aynı zamanda Umrulik'te AVM yok, benzer bir kitle yok. Epikriz hepsi yazıyor okursanız. Evet. Ya niye okumuyorsunuz arkadaşlar? Okumadan geliyorsunuz ama. Olmaz ki böyle. Hocanız haklı. Peki hocam, antikor aracılıklı periferik bir sinir hastalığı olmasın? Multifokal motor nöropati. Çok iyi. Nadir görülür ama belirtiler uyuyor. Tedavisi de var bu durumun ayrıca. Hocam, Tansu Hoca hastaya ivik... Tanju ismi. Ha, pardon. İvik vermeyi düşünmüş mü acaba Tansu Hoca? Hayır, çünkü EMG sonuçları elimize geçti. Güzel bir noktaya değindiniz hocam. EMG ve MR. İkisini de kendimiz burada tekrarlayacağız, tamam? Başkasının gözleriyle görmeyi bırakacağız hastayı, kendi gözlerimizle göreceğiz. Kapito. Arkadaşlar, nereye? Hocam kusura bakmayın ama bu vaka bana verildi. Müsaadenizle alabilir miyim? Evet, her şey ALS ile uyumlu. Güçsüzlük giderek artıyor. Ayrıyeten zatüre de ALS ile ilişkili. Hastanın ölüm fermanını imzaladın. Mezar taşını da sipariş ettin mi? Diyelim ki öyle hocam. Bu konantanın yanlış olduğunu göstermez. Ayrıca Tansu Hoca kendi alanında en güvenilir ve bilgili doktorlardan bir tanesidir. Evet, ne bekliyorsunuz arkadaşlar? Yani hocam, ne yapacağımızı anlamaya çalışıyoruz. O ne demek hocam? Tabii ki hocanızı dinleyeceksiniz. Hadi, hastaya geniş spektrumlu antibiyotikler vermeye devam edin. Ve kortizol düzeyi ve tiroid fonksiyon testleri için de kan alın. Tamam. Hocam ben ne yapacaktım? Mikrobiyoloji sonuçlarına ilgili... Çay. Bu hastanın kan ve idrar tetkikleri yollandı mı kemoterapi öncesi? Aha, evet hocam. Bir de CRP sonuçları çıkmadı. Ben hemen bir bakıp geleyim. Tamam, teşekkür ederim. Ha? Ne yaptın, aldın mı vakayı? Kravat iyiymiş, pembiş. Yeni mi? Evet, yengen aldı. Bırak şimdi doktor, yengem sana hayatta pembe kravat almaz. Ama sen maşallah son bir aydır kravat defilesindesin sanki. Bir gün çizgili, bir gün şal desenli, bir gün düz renk. Kendime alışveriş yapıyorum. Yapamaz mıyım? Sana hesap vermek zorunda mıyım ben her şeyi? Ha? Tamam be, hemen celallenme. Celallenmiyorum abi. Nesi varmış müzisyenin? Bilmiyorum. Mehmet Ali hocamı soracaksın. Onu niye? Çünkü İpek hocam vakayı ona verdi. Efendim? Sen ne dedin? Ben? Beni biliyorsun canım. Ben İpek hocamın kurallarına uyarım. Neyse, ben sizi yalnız bırakayım. Polikliniğe gidiyorum ben. Tamam, geliyorum ben de. Çıkmış mı? Evet hocam. Doktor, neden nefes alamıyorum ben? ALS hastası olduğum için mi? İki durumun birbiriyle ilişkili olduğunu düşünüyoruz. ALS solunum kaslarını tutabilir ve zatürreye zemin hazırlar. Yani bu nefes darlığı ALS ile birlikte daha da kötüleşecek. Bunlar daha iyi günlerim diyorsun. Öyle mi? Bakın Tanju Bey çok iyi bir doktordur. Ve daha önceden size söylediği gibi... Tanju'yu bana övme koçum. Tanju benim 20 yıllık dostum. İyi adamdır. Zeki bir doktordur. Ama belli ki uyguladığı tedavi işe yaramıyor, değil mi? Ne diyorsun doktor? Burada mı olacak o iş? Yoksa eve gidecek kadar vaktin var mı? Şimdi MR sonuçları ve bazı... Yapma doktor. Zatürre ile MR'ın ne alakası var? Ateş hocası size başka testler de yapacak. Onun üzerine... Ateş. Hekim oldu ha? Ta kendisi. Onu söylemişlerdi bana. Takıntılı bir adam. Manyak demişlerdi, doğru mu? Doğru.
Evet doktor. O zaman söyle bana. Hangisi haklı? Tanju mu? Senin o hocan hekim oğlu mu? İkisi de alanlarında çok iyi doktorlar. Onu biliyoruz. Ben sana kim haklı diyorum. Birisi ailesi diyor, öbürü değil diyor. Birine inanman lazım doktor. Ha? Hadi seçimini yap. Ve bütün belirtiler ailesi gösteriyor. O zaman ben MR falan istemiyorum. Tamam mı? Siz biraz dinlenmeye çalışın, ben yine geleceğim. Ya neden böyle yapıyorsun? Ya MR'da bu defa başka bir şey görürlerse? Yoruldum yani. Çok yoruldum. Başka bir olmayacak duaya amin diyecek küçük kal. Senden bir şey isteyeceğim Nihal. Ama hemen itiraz etmek yok. Ne protokolü olduğunu söylediler mi? Gelince anlatacaklarmış. Bakalım. Ki geldiler. Hoş geldiniz. Selim Bey hastanemizin avukatıdır. Nihal Hanım da Cihan Yener'lerin menajeri. Memnun oldum. Ben de. Avukatım. Bora Aksu. Cihan Bey'in avukatı. Çok memnun oldum efendim. Buyurun oturun lütfen. Teşekkür ederim. Evet sizi dinliyoruz. Öncelikle bu konuşacaklarımızın aramızda kalması gerektiğini söylemeliyim. Yani basına falan sızmamalı. Tabii ki. Kesinlikle aramızda kalacaktır. Bu odada konuşulanlar bu odada kalır. Bakın ben aracıyım. Cihan'ın isteğini size iletmek için buradayım. Hı hı. Nedir peki? Cihan tedavi sırasında eğer bir sorun olursa, yani kalbi solunumu durursa. Ne yazık ki Cihan Bey, hayati fonksiyonları durduktan sonra yeniden hayata döndürülmesi için yapılacak hiçbir müdahaleyi kabul etmiyor. Nasıl yani? Ölmek mi istiyor? Evet. İşler yolunda gitmezse müdahale etmeyeceğiz yani, öyle mi? Hı hı. Ben saygı gösteriyorum. Yani sonuçta hastanın kendi kararı. Ama niye böyle bir karar almış? Geçtiğimiz 2 yıl boyunca zorlu bir süreç varmış. Kendisi çok yorulmuş ve doğal olarak da depresyona girmiş. Artık daha fazla mücadele etmek istemiyor. Arkadaşlar bakın şunu iyi anlamanız lazım. Tedavi süreci devam edecek. Ama hayati fonksiyonlar durduğu zaman dışarıdan bir müdahale yapılmayacak. Bu çok önemli. Hastanın isteğine bağlı 2 taraflı protokol imzalandı. Cihan Yener'lere yapacağınız herhangi bir hayati müdahalenin çok ciddi sonuçları olur. Hastane büyük bir tazminatla, siz de işinizi kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Anlaşıldı mı? Mehmet Ali, bu vakanın sorumluluğu sende. Sana güveniyorum. Tabii ki de. Hiç merak etmeyin. Evet, günaydın. Ateş hekimi oğlu mesai başlıyor. Basalım parmağımızı. Günaydın hocam. Gönder gelsin. Sana da bu anı daha önce yaşamışsın gibi oldu mu? Nasıl yani? Yok. Bu. Evet. Nedir şikayet?
Burnum çok kuru doktor bey. Kuru. Aynen. Bakalım. İsim neydi? Ertan. Evet. Vallahi harika gözüküyor Ercan. Ya öyle mi dersiniz? Ertan bu arada. Manzara harika Ercan. Burun kıllarını çim biçer gibi biçmişsin maşallah. Çok nizami, pırıl pırıl, cillok gibi. Teşekkür ederim. Ben biraz dış görünüşüme özen gösteririm de. Bence bakımlı olmak çok önemli. Çünkü insanlar önce dış görünüşümüze göre yargılıyorlar bizi. Mesela, ya kusura bakmayın siz girince hemen dikkatimi çekti. Gömleğiniz ütüsüz. Sakalınız kim bilir kaç günlük. Pantolon buruş buruş. Yani? Yani buradan da ayrıntılara pek önem vermeyen biri olduğunuz sonucuna ulaştım. E tabii mesleğinizin standartları gereği... Tırnak makasıyla mı kestin? Efendim? Burun kıllarını, ayak tırnaklarını kestiğin makasla mı kestin? Yani çok uzamışlardı. Benim gömlek buruşuk, seninki ütülü ama senin burnunda da ayak mantarı var. Onu ne yapacağız? Ne? Tırnak makasından bulaşmış. Şimdi ne yapacağız? Önce burnumuzu güzelce bir törpüleyelim. Sonra güzel bir tırnak cilası sürelim. Ya da en iyisi sen mantar merhemi sür. Olur mu? Ayaklarına da sür yalnız. Ercan. Aysel hemşire. Bana gerçek bir hasta verebilir misin? Nasıl yani hocam? Neyse boş ver, bahtımıza ne çıkarsa artık. Gönder gelsin. Hocam. Cihan Yener'ler hayati fonksiyonları durursa canlandırılmak istemiyor. Hastaneyle karşılıklı protokol imzalamışlar. Ailesi olmama ihtimali olduğunu söyledin mi? Hayır. O zaman şaşırmamak lazım. Adam bir kere de ölmek istiyor. Yavaş yavaş acı çekerek ölmek istemiyor. İntravenöz kortizon ve levotiroksin başladım. İyi yapmışsın. Yani aslında kusura bakmazsan yani tabii vaka benim vakam olsaydı aramızda kalsın ama hocam. Karışımın içine biraz ivik eklerdim. Pnömoni için mi? Yok, multifokal motor nöropati için. Ama tabii vaka benim vakam değil senin vakam. Yani iyi de hocam, adam tedavi olmak istemiyor. Hayır Memoli. Adam ölecek olursan bana dokunmayın diyor. Beni iyileştirmeyin demiyor. Capito? Sermay hemşire, Cihan Yener'lerin durumu nasıl? Anladım. Kortizonu 100 miligrama kadar arttıralım. Bir de... İvik başlayalım. Evet, evet eminim. Kilo başına bir gram. Merhaba Umut Bey. Merhabalar Doktor Bey ama ismim Ümit. Ümit. Umut. Fark etmez aynı şey. Öyle değil mi? Nedir şikayet? Doktor Bey, yani nasıl anlatsam... vücudum eskisi gibi değil. Mesela? Yani Doktor Bey, diyorum ki hafta sonu böyle çıkayım biraz... hani gezeyim, eğleneyim. Ama... halsizim yani, anlarsınız ya. Anlamam, nasıl yani? Göbek atmıyor mu? Doktor Bey, hani tembellik için de yaşım da daha genç. Öyle değil mi? Vallahi o kadarını bilemem. Ne istiyorsunuz benden? O malum haplardan rica etsem de yazsanız... hani hem böyle halsizliğim de gider diyorum.
mafişlerden mi? Haplara ihtiyacınız yok sizin. İlaçların etkileşime giriyor. İnsülinini çikolatalı kurabiye seviyesine çıkarmamız lazım. İnsülin? Hı hı. Hemşireye söylemeyi unuttuğun diyabetin için kullandığın ilaç var ya. O. Ellerinde kıl yok. Demek ki sinir hasarı var. Ayakkabılar iki numara küçük. Pis kaybı. Pantolonunda da... Pantolonundan diyabet olduğumu anlayabiliyor musunuz doktor bey? Yok hayır. Pantolonundan kafanın aşırı çalışmadığını anlıyorum. Sağ bacağında pudra şekeri var. Cebinde peçeteler. Pudra şekeri, peçeteler. Yani bugün yediğin ilk tatlı değil. Ne götürdün bakalım? Söyle. Pudra şekerli. Milföy mü? Milföy. Kaç tane? He? Söyle. Kaç tane? Evet. Umut Bey. Doktor Bey, o hani malum haplardan yazacak mısınız? Yazacağım tabii. Yazmaz mıyım? Ha, gerçekten mi? Gerçekten. Görmezden geldiğin diyabet yüzünden bilmediğin bir kalp hastalığın varsa zaten o küçük mavi haplar seni öldürür. Ha yoksa efsane bir hafta sonu geçirirsin. Tamam. Hemşireden alırsın reçeteyi. Şunu sana vereyim. Merhaba. Merhaba. Tanışamadık sizinle. Zeynep ben. Cihan Bey'in doktorlarından biriyim. Memnun oldum. Ben de Nihal. Siz eşi misiniz? Yok. Menajeriyim. Ha. Pardon, çok özür dilerim. Yok, özür dileyecek hiçbir şey yok. Eğer sağlığının bu kadar çabuk bu hale geleceğini bilseydim... İş arkadaşlığından hayat arkadaşlığına geçmek için ciddi bir adım atardım. Ama geç kaldım. Önümüzde çok zaman var sandım. Aşkı erteleyip hep işi düşünürüz. Eğer öyle değilmiş. Benim gitmem lazım şimdi. Bir şeye ihtiyacınız var mı? Sağ olun. Tamam, olursa lütfen söyleyin, olur mu? Buyurun. Nedir şikayet? Kolum çok ağrıyor doktor bey. Ne zamandır? Hep. Yani üstüne yatınca hep ağrıyor. Sırt üstü yatınca ağrı yok ama... yan yatınca sabah bir kalkıyorum bütün gün ağrıyor. Yani sadece kolunuzun üstüne yattığınızda mı ağrıyor? Evet. Bir fikir. Hiç üzerine yatmamayı denediniz mi kolunuzun? Evet.
Ama başka türlü uyuyamıyorum doktor bey. Ne yapabilirim? Benim de uyumam lazım. Doğru, haklısınız. Uyku önemli. Uyumak lazım. Yapabileceğiniz bir şey yok mu? Vallahi ölüyorum ağrısından. Ne yapabiliriz? Aslında bir şey var yapabileceğimiz. Ya. Nedir? Ameliyat. Ameliyat? Yani kıkırdağı falan almak için mi? Yok, aslında yanlış anlamadıysam kıkırdağın üzerine yattığınızda değil, kolunuzun üzerine yattığınızda ağrıyor kolunuz. Dolayısıyla bilin bakalım ne yapacağız. Kolumu mu keseceksiniz? Yani. Sol kolunuz değil mi sonuçta? Anladığım kadarıyla salaksınız siz. Sağlaksınız yani, pardon. Keselim kolu gitsin. Sen rahat, ben rahat. Deli misin be adam? Evet, deliyim. Doğru. Delirttiniz beni. Adamı delirttiniz. Ya yatmayıver kolunun üstüne. Ha? Veya ne bileyim öbür kolunun üstüne yat. Döne döne yat. Bir o kolunun üstüne yat. Bir bu kolunun üstüne yat. Ha? Turşu. Onu da mı ben sana söyleyeceğim? Yarabbim. Manyak diyorlar adama. Manyak. Hanımlar, baylar, lütfen beni dinleyin, iki saniyenizi alacağım. Kim şu an buradan gitmek isterse ona 50 lira veriyoruz. Evet hanımlar, baylar, duyduk duymadık demeyin hanımlar, baylar. Kim boşu boşuna geldiyse, bizi boşu boşuna burada uğraştıracaksa gelsin buradan parasını alsın gitsin. Başlıyoruz, haydi bakalım. Biliyorum çoğunuzun bir şeyi yok, lütfen hadi samimi olalım. Kandırmayalım birbirimizi. Evet, yok mu? Ateş, ne yapıyorsun? İyice şuurunu kaybettin. Ya para benim param. Sen ne karışıyorsun? Hadi git. Kimin olursa olsun parayla ne alakası var bunun? Böyle bir şey yapamazsın diyorum. Yaparım. Hadi ya, zaten 50 lira için gidiyorlar. O kadar hasta değiller demektir. Muhtemelen çoğunun burnu akıyor. Sarı serum için gelmişler. Aa. Hadi bakalım. Buyurun. Çok doğru karar. Buyurun. Gel oğlum. Gördün mü? Neyi gördün mü? Belki de hem hastalar hem paraya ihtiyaçları var. Olamaz. Böyle bir durumda olsaydım ben de aynı şeyi yapardım. Yok mu başka kısa günün kârından faydalanmak isteyen? Evet hanımlar, baylar. Buyurun. Evet. Gel bakalım, al bakalım delikanlı. Al sen de. Tamam, yeter. Benimle gelir misin lütfen? Bırak, burada iş yapıyorum ben ya. Gelir misin? Allah'ım ya. Gir. Yoksa kurtuluyor muyuz poliklinik derdinden? Ne yaparsan yap, bu poliklinikten kurtulmanın bir yolunu bulacağım. Ateş, sen okuldan kaçan bir çocuk musun? Ya sıkılıyorum, anlamıyor musun? Sıkılıyorum. Adam kolumun üstüne yatınca kolum ağrıyor diyor. Ne yapayım ben şimdi bu adama? Peki sana bu işi eğlenceli hale getirmek için ne yapabiliriz? Yapamazsın, bir şey yapamazsın. Ne yapacaksın işte? Gökyüzünü yeşile boyayabilir misin? Boyayamazsın. İlginç olmayan bir şeyi ilginç hale getiremezsin. O zaman şöyle bir şey yapalım. Elini sürmeden tanı koyduğun her hasta için sana 50 TL vereceğim. Elini sürüp tanı koyduğun her hasta için de sen bana 50 TL vereceksin. 50? Hı. Ne yapmaya çalışıyorsun? Yani daha fazla insan görürsem daha fazla insan olacağım mı zannediyorsun? Öyle bir şey mi? Evet. 50. Yukarı. Yukarı. Kaldır yukarı. Ya oraya yapma yukarı. Şşşt. Çünkü benim bacağım ağrıyor. Aç bakalım biraz daha. Kaldır iyice yukarı. Kaldır. Kaldır. Burası çok pütürlü hocam. Nasıl? Nasıl bir pütür? Kurdeşen teşhisi için daha fazla detaya ihtiyacım var. Hocam ne bileyim, pütürlü işte. Ondan ben bileceğim. Ha, buldum. Nabız buradaymış. Nihayet. Evet. Son, iki, üç, dört. Saymaya başla. Dur, kaç? 26.
Ya sen saymayı bilmiyorsun ya da iki saniye sonra öleceksin. Bir, iki, ölmedin. Saymayı bilmiyorsun. Nereye vuracağım? Anlamadım ki. Bak, şura, tam şura. Vur bakalım. Vur, 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 vur. Böyle, bilekten, basket atar gibi. Serbest, bilekler serbest. Serbest, 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 serbest. Vur. İyi de hocam, bunu neden ben yapıyorum? Siz yapsanız daha iyi olmaz mı? Olmaz. Çünkü insan kendisinin doktoru olmalıdır. Hadi bir daha, hadi bir daha. Kalbine, kalbine tutacaksın. Kalbinin nerede olduğunu bilmiyorsun ha, Tarkan? Benim ismim Hakan da hocam. Evet. Bununla beraber 300 oldu bana borcum. İyi peki, o zaman çıkışta gel, paranı al. Eyvallah patron. Ay seri hemşire, vallahi bu polikliniğe benim kanım kaynamaya başladı ha. Ne güzel hocam, hep beklerim o zaman sizi. Tamam tamam, abartma, o kadar da değil. Ver bakalım defteri. İmzamızı atalım, işimize bakalım. Ahmet Bey, bir kahve alabilir miyim? Tabii ki hocam, hemen. Buyurun hocam. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Aliye? Hocam. İyi misin? İyiyim hocam. Bir şey mi oldu? Ha yok. Hayır, uzaktan seni dalgın dalgın görünce bir sorayım dedim. Ha yok, biraz yoruldum da ondan oturayım dedim. Oturabilir miyim? Tabii tabii, buyurun. Demek yorgunsun. Acaba bizim bölüm yormuş olabilir misin? Yok hocam. Emin misin? Evet. Yani bu vakalar belki biraz ağır geliyor olabilir. Onkoloji biraz sert bir bölüm. Diğerlerine nazar. Her zaman büyük bir acı var. İlk başlarda buna alışmak biraz zor olabilir. Zamanla geçiyor mu peki? Geçmiyor. Ama nasıl baş edeceğini öğreniyorsun zamanla. Profesyonellik dedikleri şey işte. Onun için bence sen de fazla yüklenme kendine. Biraz sabır. Zamanla halledersin. Ne diyeceğim? Bu akşam beraber yemeğe çıkalım mı? Ne dersin? Hı? Ben de çok bunaldım. Hastanenin dışında havamız değişir. Ne dersin? Olur mu? Olabilir aslında. Yani niye olmasın? Olur. Olur. Hı hı. Tamam. Akşam buluşuyoruz. Tamam. İşi biten arasın. Görüşürüz o zaman. Hı hı, tamam hocam. Doktor. Doktor. Akşama ne yapıyorsun? Akşam? Niye? Hadi gel seni bizim şu tantuniciye götüreyim. Bir de yerinde yiyelim sıcak sıcak. Ha. Neredeydi ki o? Şu aşağıda, çarşıda, 15 dakika mesafede. Ya anladım. Ya iyi dedin de ben buradayım akşam doktor ya. İyi tamam, buraya sipariş verelim o zaman. Ben yanına gelirim. Öyle diyorsun. Yani olabilir. Olabilir. İstersen bir randevu defterine falan bak. Hayır oğlum, vizite çıkabilirim. Hasta görebilirim akşam. Onun için. Olmayabilir. Olabilir. Bakarız yani. Hemen şey yapmayalım yani. Tamam. Ne yapıyorsun burada tek başına? Laboratuvar sonuçlarını bekliyorum hocam. Güzel.
Zeynep. Efendim hocam. Nedir bu? Masamdaki. Neden bana soruyorsunuz ki? O senin iki turşu arkadaşın herhalde böyle cicili bicili bir hediye paketi yapıp masama koymazlar diye düşündüm. Hediye işte hocam. Yani doğum gününüz için. Benim doğum günüm geçti. Olsun. Yani ben bunu daha önceden almıştım. Size o akşam verecektim ama siz kendi doğum günü partinize gelmeyince... Siz neden gelmediniz? Nereden çıktı şimdi bu? Ne bileyim, merak ettim öyle. Sevmiyorum. Doğum günlerini sevmiyorum. Partileri hiç sevmiyorum. Sürprizler tüylerimi diken diken ediyor. Kutlamanın nesi kötü? Yani aslında normalde ben de dünyanın güneşin etrafında bir tur daha atmasını kutlardım ama... bu sene turu tamamlayamayacağını düşünmüştüm. Tamamladı yine. Biraz hayal kırıklığına uğradım o yüzden. Hocam, bu sizin doğum gününüz. Mutlu olmak için çok güzel bir sebep. Bunu kutlamada ne kötülük var ki anlamadım. Ne yapıyorsun sen burada? Niye geldin? Siz çağırdınız. İçeride ne yapıyordun? Laboratuvar sonuçlarını bekliyordum. İyi hadi tamam. Hadi çıkmıştır laboratuvar sonuçları. Koş kap gel. Tamam peki. Hocam. Doğum gününüz kutlu olsun. İyi ki varsınız. Ben buranın yemeklerini çok beğeniyorum. Umarım sen de seversin. Ha. Vallahi çok güzel görünüyor hocam. Afiyet olsun. Teşekkürler. Mükemmel. Sevindim. Beğen beni. Tatlıları da çok iyidir bu arada. Onu da deneriz yemekten sonra. Tamam. Geldim hocam, buyurun. Geldin mi Uzo? Evet hocam, geldim. Şu senin özel karışımdan bir çay demle de içelim. Derhal hocam. Bana bak Uzo. Bir de o leblebiden, sizin memleketten. Söyle de gelsin yine. Şu Sarıbakır'da kavurduğunuz. Hocam memleketten otobüs geldiğinde hemen getirteceğim. Ateşi biliyorsun, durur mu? Her ağzına geleni söylüyor. Biz orada İpek'le dur, yapma, kaş göz falan hiç bizi tınladığı yok. Konuşuyor da konuşuyor, konuşuyor da konuşuyor. Eski arkadaşsınız değil mi hocam Ateş Hoca'yla? Tabii. Ben ortaokuldaydım, o bizim mahalleye taşındığında. İşte o gün bugündür kurtulamıyorum kendisinden. Bak. İyi insanmış, arıyorum. Ne yapayım ben bunu? Açayım. Affedersin. Efendim. Alo. Hayatım ne haber? Özledin mi beni? Çocuklar nasıl? Oğlan yaptı mı ödevini? Evet. Efendim. Dinliyorum. Ateş. Yok bir şey. Seni merak ettim doktor. Evet. Ne oldu? Hiç. Çıktın mı vizite? Ya affedersin ben. Tabii hocam, buyurun lütfen. Kusura bakma. Efendim Ateş, ne oldu? Ya doktor, biliyorum meşgulsün ama... gelebilir misin? Bir acil bir durum var da. Ne oldu, hayırdır? Ya bu hasta var ya, Cihan Yenerler müzisyen olan. Evet. Onunla alakalı. Bir yerlerde bir yanlış yapıyorum galiba, içim hiç rahat değil. Yapma, ciddi misin? Ya, gel sen de bir konuşsak be. Çok huzursuzum. Tamam. Neredesin? Nerede olacağım? Hastanedeyim. Tamam, peki ben çıkıyorum. Geliyorum şimdi. Bekle. Ya Aliye. Ya affedersin ama benim gitmem gerekiyor. Hastaneden acil bir şey Ateş aradı. Tamam, beraber kalkalım hocam o zaman. Yok, istersen sen yemeğini ye. Sonra haberleşiriz. Yok hocam, olur mu hiç öyle şey? Ya kusura bakma. Hocam estağfurullah. Ateş Hoca arıyorsa mutlaka önemli bir şey vardır. Evet.
Ya umuyorum. Pardon. Hesap alın. Geldim. Hoş geldin. Ne oldu? Anlat bakayım. İyi misin? Çay alsana. İyi gider yemeğin üstüne. Ya bırak şimdi çayı. Anlat, ne oldu? Yok bir şey. Çay alsana. Dolu mideye iyi gider. Ya bırak şimdi dolu mide çay. Ne oldu oğlum? Sindirirsin. Ne demek istiyorsun sen? Bir şey demek istemiyorum. Allah Allah. Al çay al. Yemekten sonra iyi gider. Sen nereden biliyorsun benim yemekte olduğumu? Yani kılık kıyafet. Böyle hani işe gelirsin ya, akşamda bir çıkma ihtimali olduğu zaman yemeğe falan. Öyle giyinmişsin. Bir de camdan gördüm, taksiyle gelmişsin, arabayı almamışsın herhalde. Bir iki kadehte bir şeyler içerim dedim. Bana bak, sakın beni buraya getirmek için yalan söyledim demem. Sence? Ateş, manyak mısın sen ya? Kiminle yemekteydin? Git başından. Efendim Zeynep. Hocam hemen gelmeniz lazım. Ne oldu? Hasta kötüleşti. Nereye? Oksijen değerleri düşüyor. Nefes ne durumda? Hırıltılı. Al. Sekresyonlardan olabilir. İvmeye bağlı hiperkoagülasyon ve pulmoner emboli. Kan adamın ciğerlerine ulaşmıyor. Hekim onu dinlemeyecektim ya. Bizim yüzümüzden oldu. İntraveros heparin başlayalım hemen. Heparin etkisini gösterene kadar hasta dayanamaz. Entübe etmemiz lazım. Emre dur, dur. Adamın protokolü var. Adam istemiyor. Nasıl yani ya? Hiçbir şey yapmayacak mıyız? Yapamayız. Adamın protokolü var. Adam istemiyor. Satürasyon 70. Ne kadar zamandır böyle? 10 dakika. Niye müdahale etmiyorsunuz? İvik solunum yetmezliğine sebep oldu. İvik mi verdiniz? Evet biz verdik. Ve maalesef bu duruma sebep olduk. İyi hadi düzeltelim o zaman. Emre hadi. Çok geç artık hocam. Adam öldü. Adam ölmedi. Kimsenin kimseyi öldürdüğü yok. Hadi entübe et. Hocam adamın protokolü var. Dokunamam. Emre hadi. Hocam dokunamam. Şunu çekil. Ne yapıyorsunuz hocam? Hocam böyle bir şey yapamazsınız. Ambo. Hocam bu yaptığınız yasak, durur musunuz? Ambo. Hocam bunu yapamazsınız diyorum size. Zeynep Ambo. Verme. Hocam. Kızım versene şunu. Zeynep verme. Uzat. Sakın. Hayatını kurtardı. İvik durumunu kötüleştirdi. Demek ki multifokal motor nöropati teşhisi yanlıştı. Acaba asıl derdi ne? Sizin asıl derdiniz ne hocam? Vallahi benim derdimi herkes biliyor. Mühim olan hastanın derdi. Hasta entübe edilmek istemiyordu. Entübe ettiniz. Ortada imzalı protokol var. Entübe edilmek mi? Entübe edilmemek mi? İşte bütün mesele bu. Tabii etik olarak.
Ortada bir mesele falan yok hocam. Mesele çok net. Hasta entübe edilmek istemiyordu. Tabii eğer buna karar verecek ruhsal durumdaysa. Tiroid değerleri onu biraz depresif yapıyordu biliyorsunuz. İyice saçmalamaya başladınız hocam artık. Ya hoca haklı, hastanın tiroid değerleri düşüktü. Arkadaşlar bir iki dakika hocanızı savunmasanız olur mu? Benim asıl merak ettiğim, neden böyle bir protokol imzaladı? Yani neden entübe edilmek istemedi durup dururken? Ben bir şey söylemedim. Benimle bir alakası yok. Öyle. Peki. Entübe edilmek istemedi çünkü ALS yüzünden yavaş yavaş ve acı çekerek ölmek istemiyor. Ama tabii ona olanların ALS ile bir alakası yok. Hasta ALS değil. Evet, hastaya olanların ALS ile bir alakası yok. İvik yüzünden oldu. Sen de senin yüzünden ölmesini istemediğin için hastayı entübe ettin. Yani. Aslında teknik olarak bu vaka senin vakan. Tabii teknik olarak. Yani dolayısıyla hata da senin hatan oluyor. Anlatabildim mi? Yani nedir? Ha? Mevzu nedir? Eski hocanın önünde rezil olmak istememen mi? Bütün mesele bu mu? Hatayı ben mi yapmış oluyorum? Zorla müdahale eden sensin. İzinsiz müdahale ettin hastaya hocam. Bir daha yapmam hocam. Yaparsın. O zaman yapacak bir şey yok. Ya Mehmet Ali. Tamam tamam, bırakın bırakın, tuvalete gidip ağlayacak muhtemelen. Bizim önemli işlerimiz var. Tamam. Evet. Akciğerleri hızla kötüye gidiyor. Neden? Var mı bir fikri olan? Hadi bakalım saksılar. Vaskülit. Vaskülit. Ama hangi vaskülit? Wegener granülomatozu olabilir. Wegener'in iki akciğeri ve hatta omurilide tuttuğu bildirilmiştir. Fena değil ama ALS'den daha iyi. En azından tedavisi var. Wegener. Ateş Bey. Burada. Buyurun. Bu neydi şimdi? Göreceğiz bakalım. Wegener. Hocam, hakkınızda uzaklaştırma kararı çıkarılmış. Cihan Yener'lere 20 metreden fazla yaklaşmamanız gerekiyormuş. Ayrıca savcılığa da suç duyurusunda bulunmuşlar. Hastanın kanında cehan kabaktırdı Zeynep. Hocam, cezai soruşturma açılmış. Daha fazla kan testi yapamazsınız. O zaman şöyle yapalım. Hastanın zaten laboratuvarda kanı var. İstek formuna cehan kaydı ekleyelim, olur mu? Bu arada sekresyonlar için bronkoskopik olarak derin aspirasyon yapıyor muyuz hastaya? Evet hocam, 4 saatte 1. Güzel. Arada akciğerlere bir de biyopsi yapalım, tamam mı? Wegener'i doğrulamamız lazım. Bu arada hastayı ikinci kata alın. O niye hocam? Polikliniğin tam üstünde, her türlü 20 metreden daha yakın. Güzel oldu. Ha? Mahkeme kararıyla poliklinik yapmam engellendi. Hadi Zeynep, hadi. İpek! İpek! Niye bağırıyorsun? Evet Ateş, niye bağırıyorsun? Ne oldu? Hastanın odası şu duvarın arkasında ya. Benim de uzaklaştırmaya mı var biliyorsun? Polikliniğe yaklaşamıyorum. Yani hastanın odasını mı değiştirdin sen şimdi polikliniğe yakın olsun diye? Çok tatlısın gerçekten. Peki madem öyle, madem sana buralar yasak, sen de o zaman ekibinden birilerini yönlendir. Nasıl? Vallahi çok iyi fikir. Hiç daha önce aklıma gelmemişti. Sağ ol. Sen değil misin? Yani hiç sinirli sinirli konuşmadın benimle, sinirlenmedin. Hayırdır? Bak, savcılıktan çağırdılar. Bugün mahkemem var. Normalde senin fenalaşman lazımdı şimdi.
Ateş. Ben seni işe aldığımda senin deli olduğunu zaten biliyordum. Elbette senin delice işler yapmana her zaman mani olmaya çalışacağım. Ancak deli birisinin delice işler yapmasına mani olmaya çalışmak da delice değil mi sence? Ha? Neyse, avukata haber verdim mahkeme için. Bir şey diyeceğim. Hı? Sence gizlice birkaç tahlil yapabilir miyim? Kendi doktoru geliyor. Adamdan uzak dur, tamam mı? Hop hop! Ne? Ne yapıyorsunuz siz burada? Ateş Hoca ne oluyor? Bu adama ben dün gitmesi için para verdim. Şuna bak, geri dönmüş. Ne? Evet, dün gittik ama bugün yine geldik. E, o zaman paramı geri ver. Hocam ne yapıyorsunuz siz? Çocuğun acil ameliyata girmesi gerek. Durum ciddi. Mıknatıs yutmuş, kesip almamız gerek. Ameliyat mı? Kalk bakalım ya. Adın ne senin bakalım? Mustafa. Kaç yaşındasın bakalım? 8. 8. Buzdolabının üzerindeki mıknatısları falan yutmak için biraz fazla yaşlanmamış mısın sen? Ateş Hocam, çocuk çok güçlü bir mıknatıs yutmuş. Görüntüleme cihazlarını bozuyor. Midesine geçip geçmediğini görmemiz mümkün değil. Kesmemiz gerekiyor. Mideyi çoktan geçmiştir. Kendiliğinden çıkıp gider. İlk ışınlarıyla mı çocuğun midesini göreceksin hocam? Süpermencilik mi oynuyoruz biz burada? Eşler var mı eşler? Götür bakalım. Hocam ne yapıyorsunuz? Sabit tut çocuğu. Çocuğu kesecek. Hem de canlı canlı kesecek. Hocam, Ateş Hocam. Dediğim gibi, çoktan bağırsağı geçmiş. Kendiliğinden çıkıp gidecek. Ben şu anda gerçekten burada olduğumuza inanamıyorum ya. Ha, inanamayacak bir şey yok. Adamın hayatını kurtarıyorsun, seni mahkemeye veriyorlar. Tabii çok ilerledi. Ne yapıyorsun sen? Bana bak, ilikte şu gömleğin. Tamam Pepek Hanım, siz merak etmeyin. Ben hemen haber veririm. Ateş Hoca, iyi dinle. İçeride Hakim Bey bir şey sorarsa falan, sakın sen cevap verme. Bırak avukatım olarak ben cevap vereyim, tamam? Evet, bak bu çok önemli, tamam mı? Tamam. Biliyorsun beni. İşte onun için söylüyorum zaten. Davacı Cihan Yenerler, davalı Ateş Hekimoğlu. Dart suçlaması hakkındaki hadi dava bakalım için duruşmaya. Ateş Hoca, unutma konuşma işi bende, tamam? Ateş Bey'in hakkında Cihan Yenerler'i darp ettiği gerekçesiyle suç duyurusu bulunuyor. Tekerlekli sandalyedeki bir adama mı saldırdınız? Sayın Hakim, davalının iddiasında darptan kasıt Doktor Ateş Hekimoğlu Cihan Bey'in rızası olmadan boğazına hortum soktu. Sayın Hakim, medikal hortum. Yanlış olmasın. Ölecekti adam hayatını kurtarmak için. Ateş Bey, bırakın da avukatınız konuşsun. Yani müvekkiliniz hastayı bu duruma kendisi getirdiğini kabul ediyor, öyle mi? Evet Sayın Hakim. Ama tüp olmadan Cihan Bey zaten hayatını kaybedecektir. Hastanın bunu bildiğini düşünüyorum. Zaten hastaneyle iki taraflı bir protokol imzalamış. Evet, hasta durumu biliyor. Yapma. Yapma, bana bak, yapma. Uzaklaştırma cezası da düşmeyecek, darp cezası da. Niye yapıyorsun? Ne kazanacaksın ki ya? Zaman. Evet, ne zaman? Niçin? Teşhis koymak için. Var. Ya adama yaklaşamıyorsun. Gem yaklaşmak istiyor zaten. Sende Rubik kompleks var ha. Bulmacayı çözmek zorunda hissediyorsun. Bırak artık şaka kaka, mahkemedeyiz. Ya sen bir bırak Allah aşkına şu 80'lerden kalma referansları. Yaşın ortaya çıkacak. Karşılıklı protokol imzalanmış. Ama hastanın belli bir süredir tiroid sorununa bağlı depresyonda olduğu belirtilmiştir. Öyle de olsa Ateş Bey'in ekibine bu durum bizzat davalının avukatı tarafından tebliğ edilmiş ama. Sayın Hakim, kusura bakmayın, benim ekibim pek parlak sayılmaz. Oturun yerinize. Sayın Hakim. Ateş Bey, susmazsanız sizi mahkemeye itaatsizlikten içeri atacağım. Sayın Hakim, tıbbi bir görüş ifade etmek istiyorum. Dava ile ilgiliyse avukatınıza bildir. Yok, sizinle ilgili. Ailenizde kalp rahatsızlığı olan var mı? Hakim Bey, nedir ama artık bu böyle?
Hayır, parmaklarınız dikkatimi çekti de. Şöyle bir kaldırabilir misin şöyle? Sizde çomak parmak var. Yani biz kendi aramızda öyle deriz, çok affedersiniz. Bu bir kalp rahatsızlığına işaret eder. Allah korusun, bir günde tık diye götürür. Bir doktorunuza görünseniz iyi olur bence. Kusura bakmayın. Benden bu kadar. Bir dahaki sefere görüşürüz. İyi. Bir dahaki sefere biraz hazırlanıp gelirsin. Evet, tamam. Tamam. Çok teşekkürler senin. Sağ ol. Eksik oldum. Vallahi ne yalan söyleyeyim. Harika bir hukuki argümanda. Eyvallah. Yalnız ben hakimde çomak parmak göremedim ha. Yoktu zaten. Niye adamın aile geçmişini kurcalıyorsun? Yani her ailede bir kalp hastası vardır. Evet. Bazı ailelerde akıl hastaları da var. Neyse, uzaklaştırma kararıyla yırttık. Sen ona bak. Aa, komutan orada. Git tekminini ver. Hadi kolay gelsin. Sen nereye? Ben nereye? İşim gücüm var. Bütün gün seninle mi uğraşacağım? Allah Allah. Mahkemede şovunu yapmışsın gene. Avukat mı yetiştirdi hemen? Yetiştirdi demeyelim, işini yaptı diyelim. Bundan bir ders çıkarırsın diye umuyorum ama seni fazla iyi tanıyorum. Neyse, gideyim ben. Güle güle. İpek. Sağ ol. Yani mahkeme falan, avukat. Uğraştırdım seni biraz. Rica ederim. Ya şu hastaya bir de şey yapabilir miyiz? Şansını zorlama. Gideyim ben o zaman. Evet. Ne çıktı bahtımıza? Biyopsi sonucu inflamasyon olduğunu söylüyor hocam. Siklofosfamid başlayın. Sadece non-spesifik inflamasyon dediği için Wegener tedavisine mi başlayacaksınız hocam? Evet, maalesef. Tahlil yapması istenmeyen doktorlar olarak şu anda yapabileceğimiz başka bir test yok. İyi de kanıtımız da yok. Yürümeye başlarsa ben haklıyımdır. Hocam, ayrıntılı bir inceleme yapamayacak bir durumdayız. Ama siz bize tedaviye başlayın mı diyorsunuz? Anlamadım. Evet. İlaç eczanede, hasta odasında. Basit bir lokasyon sorunu gibi geldi bana. Bence halledersiniz. Hocam. İyi, tamam, ben hallederim. Protokol imzalandı. Hocam, sizin uzaklaştırma kararınız var. Ayıp ediyorsun. Halledeceğim. Yalnız birinizin benim yerime poliklinik yapması lazım, tamam? Aranızda belirlersiniz şanslı kişiyi. İpek bekliyor. Ne? Ben mi yapacağım? Ben mi yapacağım? Selamlar hocam. Kolay gelsin. Sağ olun hocam. Muzu yardımına ihtiyacım var. Estağfurullah hocam. Derhal. Peki görevim nedir? Görevin? Evet hocam. Bana bak, gözünü dört açıyorsun. Hiç merak etmeyin hocam.
Güvenlik bende. Gelen giden olursa? Islık çalacağım hocam. Hadi. Dikkatli. Tabii ki. Bakın. Tabii. Her an tetikteyim. Yardımcı olabilir miyim? Ben Doktor Hekimoğlu. Ha, Ateş değil mi? Ben de Tarcı Ak'tan. Cihan Bey'i takip eden doktorum. Sanırım sizinle konuşmamız lazım. Odama geçelim. Hı hı. Buyurun. Aracılık yapıyordum. Dükkanım vardı. Peki İstanbul'a nasıl? Hocam kusura bakmayın, çok ani gelişti. Mehmet Ali nerede? Bilmem, ben bugün hiç görmedim onu. Bu poliklinik işinde onun da olması lazım. Bence de ama adamın koskoca vakası var şimdi. Zeynep, böyle küçük işlerle uğraşamaz o. Doğru. Ne yapalım? Zeynep, seni üzmek istemiyorum ama kesin ben kazanacağım. Niyeymiş o? Aşkta kaybediyorum çünkü. Bu neydi şimdi? Bu ne bayat bir espriydi. Aa. Neyse nerede? Hadi başla. Hadi. Yazı. Söylemiştim. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Zeynep. Hı? Düşündüm de bugün benim de pek bir işim yok aslında. Ben de gelebilirim seninle. Yardıma. Gerçekten mi? Gerçekten. Tamam. Teşekkür ederim. Hadi. Teşekkür ederim. Her şeyden önce Cihan Bey için kullandığın ilaçların bir listesine ihtiyacım var. Siklofosfamid başladım. Vegener için değil mi? Ateş, bak. Senin ismini çok duydum. Senin iyi bir doktor olduğunu biliyorum. Ama senin de benim iyi bir doktor olduğumu anlaman lazım. Neden? Neden? Öncelikle Wegener benim ilk araştırdığım tanılardan biriydi. Biyopsi ve kan tahlillerinin sonuçları da negatif çıktı. Tıpkı seninkiler gibi. Hata payı diye bir şey var. Evet ama pes etmek diye de bir şey vardır. Tanju Hocam. Aa, Mehmet Ali. Ne haber, nasılsın? İyiyim, iyiyim hocam. Siz nasılsınız? Zımba gibiyim. Hocam bu arada kusura bakmayın. Ya hastanıza ivik vermemem lazım. Hata ettim. Önemli değil. Senin hatan değil Mehmet Ali. Benim hatam Mehmet Ali. Öyle demek istemedim. Her neyse. Klinikdekiler seni soruyor. Öyle mi? Hı hı. Çok özledim hepsine. Selam söyleyin. Söylerim. Rica etsem aşkınızı dışarıda yaşayabilir misiniz? Çalışması gereken insanlar var burada. Evet doğru, çalışman lazım. Tamam çıkarız hocam. Ama şunu kabul etmen gerek ki hasta Wegener değil. Tamam, sen de şunu kabul et. Hasta ölmek zorunda değil. Hocam gelin size bir çay ısmarlayayım. Hadi.
Merhaba. Merhaba hocam. Bugün Ateş Yüce yok, onun yerine biz varız. Ha, o zaman ben size vereyim dosyaları. Hı-hı. Olur. Bu sizin Zeynep hocam birinci oda. Bu da sizin hocam soldan ikinci oda. Kolay gelsin. Size de Zeynep hocam, size de. Doktor hanım, sürekli yorgunum, sürekli bitkinim. Hep bir baş ağrılarım, eklem ağrılarım var, hep bir şişkinliğim var. Yani bir anım da bir anım tutmuyor açıkçası. Mesela gündüzleri çok neşeliyim. Akşam olunca birden depresyona falan giriyorum. Ayrıca ishalim. İshalim de tam bitti diyorum, sonra tekrar başlıyor. Yani derslerime de konsantre olamıyorum. Medikodaki doktor kansızlık ve demir eksikliği var sende demişti. Hı hı. Öğrenciyiz galiba. Evet, ilk dönemim. Beslenme düzeniniz nasıl peki? Yani olduğu kadar. Öğrenci olduğumuz için doğru düzgün bir şey yemiyoruz tabii. Yani nerede o annemin dolmaları, sebze yemekleri falan? Paso makarna. Bazen domatesli, bazen peynirli sosla falan. Yani makarna sabit ama soslar sürekli değişiyor. Anladım. Ben sizden bir kan testi, bir de bağırsak biyopsisi isteyeceğim. Neyim var peki doktor hanım? Şimdi kesin konuşmak için test sonuçlarını beklememiz gerekir ama sizde büyük ihtimalle gluten enteropatisi var. Yani çölyak hastalığı. O nedir? Gluten alımına bağlı bir rahatsızlık. Ne yapmam gerek peki? Önce bir tanıyı doğrulayalım ama sen önlem olarak makarna, mantı, börek, ekmek gibi böyle hamur işlerini bir süre hayatından çıkar. Ne yani, bir daha mantı yemeyecek miyim ben şimdi? Dediğim gibi önce bir sonuçları görelim ama evet, yani gluteni hayatından tamamen çıkarman gerekebilir. Börek? Pişi? Pişi yesem nasıl? Hastalık çıkarsa o da maalesef. Pide peki? Lahmacun? Hayır. Pizza yesem o da mı olmaz? O da olmaz. Simit yiyebilir miyim? Niye geldin hayrola? Tanju Hoca ile tanışmışsınız. Evet, o şerefe nail oldum. Bayıldın adama değil mi? Ne o, kardeş kardeş oynayın demeye mi geldin? Evet, aynen bunu söylemeye geldim. Lütfen adamla zıtlaşma, kavga falan etme. Cihan Yenerler senin hastan değil. Bırak adam işini bildiği gibi yapsın. Ya işini bilmiyorsa? Ne oldu şimdi? Senin aynı fikirde değil diye kötü doktor mu oldu? Cihan Yenerler ailesi değil. Ateş, senden çok basit şeyler istiyorum. Bir, adamla iyi geçin. İki, işine burnunu sokma. Boşuna mı konuşuyorum ben burada? Evet, boşuna konuşuyorum. Kesinlikle. Ya sabır, sabır. Tanju Hoca nasıl biri, anlatsana biraz ya. Normal. Nasıl normal? Normal. Memnun. Kendinden memnun, hayatından memnun, işinden memnun. Genel olarak memnun bir tip yani. Gafsizin tip. Tamam. Hemen samimi olduk zaten. Ha. Ateşciğim, çok duydum seni. İyi bir doktormuşsun sen, ben de. Mehmet Ali ile arası nasıl? Harika. Sarmaş dolaş, çok sevişiyorlar. Öyle mi? Bana bak, sen kıskanmışsın. Ya bırak doktor, ne kıskanacağım? Kim kimi en çok seviyor yarışmasın. Bu işimizi yapıyoruz burada. Ayrıca insan hocasını pek sevmemeli. Niye sevmesin? İnsan hocasını sevmez mi?
sevmesin öyle. Aşırı sevmesin. Gözü kör olacak şekilde sevmesin. Gözü açık kalmalı, kül tutmamalı. Gel bir kahve ısmarlayayım sana. Çay. Olur. İyi hadi. Hemen reantübasyon yapalım. Nefes alıyor. Evet, oksijen değerleri hala iyi. Kendi kendine dayanabiliyor hocam. Demek ki sekresyona bağlı atelektaziydi. Pozitif basınçlı akciğerleri açıldı. Söyle Memoli. Yine yanıldık. Hastanın akciğeri ve generden dolayı kötüleşmemiş. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Candan Hanım, nedir şikayetiniz? Doktor Hanım, ben astım hastasıymışım. Doktora gittim, bana fıstıs verdiler. Geçeceğini de söylediler ama hiçbir gelişme olmadı. Hala aynı. Hı hı. Düzenli kullanıyor musunuz doktorunuzun verdiği fıstısı? Sürekli. Sürekli kullanıyorsunuz ama bir rahatlama yok öyle mi? Aynen öyle. Haftada bir şişe bitiriyorum. Bana mısın demiyor. Haftada bir şişe. Ama rahatlama yok, öyle mi? Evet. Ben bir nasıl kullandığınızı görebilir miyim? Nasıl yani? Koskoca kadın bir ilacı kullanmayı beceremeyecek miyim ben? Estağfurullah, öyle demek istemedim ama bazen şişelerde bir sıkıntı olabiliyor. Bir bakalım. Allah Allah, nedir yani? Bunu kullanamayacak ne var? Al. İşte bu kadar. Merhaba. Merhaba doktor bey. Buyurun, nedir şikayetiniz, sizi dinliyorum. Doktor bey, midemde geçmeyen bir yanma var. Yani özellikle geceleri mahvediyor beni. Nasıl yanıyor böyle, midemden başlayıp boğazımdan yukarı yukarı çıkıyor. Mideniz yanıyor, ekşiyor. Aynen. Bana bir ilaç verebilir misiniz? Doğum öncesi kontrollerinizde bundan doktorunuza bahsettiniz mi? Efendim? Yani hamilelik sürecinde diyorum. Mide yanması normaldir. Siz kadın doğum doktorunuza bundan... Hamile değilim ben. Size göre her hafif kilolu kadın hamiledir illa, değil mi? Ama değilim. 6 çocuğum var benim zaten. Hamile olsam anlardım herhalde. Ama bu bebek değil, göbek. Ve de çok güzel, tamam mı? Tamam, yani... Beni yanlış anladınız. Bir dirhem et, bin ayı pörter derler. Siz alışmışsınız televizyonlarda, gazetelerde sıska kadınlar görmeye. Kadın dediğiniz böyle olur. Tamam, anladım ben. O zaman size bir kan testi, bir de ultrason yapalım. Bakalım ne var ne yok bir görelim, değil mi? Sonuçlarınız çıktığında görüşürüz. Geçmiş olsun. Wow. Bizim acil gitmemiz lazım, o kalsın. Kusura bakma Aysel hemşerim.
Son durum stabil ve sol kolda felç gelişti. Adam hala nasıl yaşıyor? Bence asıl soru bu. Senin inadığın yüzünden olabilir mi? Hala yaşıyor çünkü yanıldınız hocam. Ve genel değildi. Ben de yanıldım. Evik'le ilişkisi de yoktu. Zeynep'in teorisi doğru çıktı. Tıkaçlar ve atelektazi. Bu aralar çok sık başıma geliyor. Hatalarım yüzünden insanlar hep hayatta kalıyor. Hocam güçsüzlüğün sol kola geçmesi Tanju Hoca'yı haklı çıkarır. ALS böyle ilerler. Yani güçsüzlüğün arttığını ve ilerlediğini varsayarsak haklısınız. Evet. Hocam adam kolunu kıpırdatamıyor. Tamam, adamın kolu felç, ayakları da felç. Yalnız bu ikisini neden birbirine bağlamaya bu kadar heveslisiniz onu anlamıyorum. Tamam, yanıldığımı düşünebilirsiniz ama düşünmeyi bırakmamak lazım. Tamam, saksılar. Hastanın bizim hastamız olmamasını ne demeli? Bizim hastamız değil. Ne demeli acaba? Entübasyon sırasında inme geçirmiş olamaz mı? Plejik hastalarda hareketsizliğe bağlı olarak damar tıkanıklığı çok sık görülüyor çünkü. Nedeni önemli değil. Hastaya tekrar MR ve MR anjiyografi yapalım. Beyninde emboli var mı görelim. Bakalım da. Hasta Tanju Hoca'nın hastası. Sizin de uzaklaştırma kararınız var. Muzo. Hocam buyurun. Dışarıdayım hocam. Sen neden buradasın ya? Gitsene kardeşim. Senin burada olman suç değil mi? Hayatını kurtardığım için benden nefret ediyorsun. Aslında az daha ölümüne sebep oluyordum. Yani hem benim yüzümden hayatta kaldın hem de benim yüzümden ölüyordun. Kurtarılmak istemiyorum. Benimle ilgilenme istemiyorum. Vallahi çok enteresan. Tamam tiroid değerlerin düşük de yani bu denli depresif yapacak kadar düşük değil seni. Yoksa sen buraya yürüyemiyorsun falan ama işte kuşlar uçuyor, hayat güzel. Güneşi alnında hissedebilirsin falan demeye mi geldin? Vay be. Ne kadar güzel şeyler geçiyormuş öyle aklından senin. Kuşlarmışlar. Ah, hayat berbat. Doğru. Tamam, anladık. Yani seninki birçoğununkinden daha berbat. Ama bazılarınkinden de daha iyi. Tabii bu da çok üzücü bir durum. Gel seninle bir anlaşma yapalım. Sende ne sorun olduğunu bulmama izin ver. Eğer hala ölmek istiyorsan ben de sana yardım ederim. Hı? Anlaştık mı? Tabii. Tabii. Sen takıntının sonuna kadar yaşa diye. Ben bu sefil hayatı sürdürmeye devam edeyim. Ya bitti. Nefesim bitti, yok artık. O yapmaya çalıştığımız kayıt var ya, öyle gençlere kıyak olsun falan diye gitmedim ben oraya. Çalıp çalamadığımı görmek için gittim. Çalamıyorum. Ya ne yapayım? Bu mudur yani? Sadece bir müzisyen misin? Budur. Benim olayım bu. O hayattaki tek şeyim ve onunla gurur duyuyorum. Tıpkı senin gibi. Sen beni benim seni tanıdığımdan daha iyi tanıyorsun yani. Ha? Topallamayı tanıyorum. Boş yüzük parmağını. Tanıyorum. Biliyorsun değil mi? Bu takıntılı ruh halin senin en büyük cevherin. Kurtarılmak istemeyen bir insanı kurtarmaya çalışmak için hapsi
Hatta en önemlisi kariyerini tehlikeye atmayı göze alıyorsun. Normal mi bu? Bunu ancak bu cevheri içinde taşıyan biri yapar. Normal insanlar. İşte onların eşleri, çocukları, ne bileyim, hobileri falan olmasının nedeni o tek ve gerçek tutkuya, o cevhere sahip olmamaları. Benim müziğim var. Senin de bu. Sürekli hakkında düşünüyorsun değil mi? Seni farklı kılan, yani bizi farklı kılan şey, aynı zamanda bizi harika yapıyor. Yaptığımız işte en iyi olmamızı sağlıyor. Ama onun dışında da her şeyi kaçırmamıza neden oluyor. İşten çıktığında evde seni bir kadın beklesin istemez misin? Bir bardak demli çay işte. Sıcak bir çorba falan. İstemez misin? Ama bunlar asla olmayacak. Hazır kahveyle sallama çayı bu yüzden icat ettiler hemen. Evet. Ama o cevher sönünce her şey bitiyor be abi. Ne yapıyorsun? Ya seninle mahkemede hesaplaşacağız ya da uslu uslu beni dinleyeceksin. Sen gerçekten delisin. Muzo, beyefendiyi MR'a götürüver, ben de geliyorum. Hemen hocam. Boşuna uğraşıyorsun. MR'da rahat rahat ölürsün. Efendim. Çıktı mı? Tamam, ben geliyorum. Nereye? Ya bizim poliklinikteki hastanın ultrason sonucu çıkmış da. Ona gideceğim. İyi de niye surat astın buna bu kadar? Yani kadın biraz zor. Hem hasta kadın mı? Evet. İstiyorsan ben de geleyim. Yani belki daha rahat olur. Ciddi misin? Hı hı. Vay be. Olur. O zaman gidelim. Hadi. Buyurun size efendim. Merhaba tekrardan. Ultrason sonuçlarınız çıktı. Sizde tümör var. Ne? Üstelik tam 15 kilo. Ne? Ama korkulacak bir şey yok. Yani tamamen iyi huylu bir tümör. Kanser bulgusuna rastlamadık. Ah, çok şükür Allah'ım. Ben Hakan Hoca ile konuştum. Tümörü almak için sizi en kısa zamanda ameliyat edecek. Yani bütün ayarlamaları da ben yapacağım. Bir dakika. Kanser yoksa hayati tehlike de yoktur. Değil mi? Evet. Yani. Ama ben ameliyat olacağım. Kocaman bir yara izim olacak. Rahat rahat bikini giyemeyeceğim. Bir dakika, şimdi anladım.
Siz beni estetik ameliyata zorluyorsunuz, öyle değil mi? Ay hayır, olur mu canım öyle şey? Yani biz sadece oradaki 15 kiloluk tümörü almak istiyoruz. İyi de hayati tehlikesi yoksa ameliyat bir işe yaramayacak. Sadece dış görünüşüm etkilenecek. Öyle değil mi? Evet ama yani... İşte estetik ameliyatın tanımı da bu. Bakın yani bu şekilde mide yanması gibi sorunlarınız ortadan kalkacak. Siz bana bir ilaç verin de ben gideyim. Siz beni güzel göreceksiniz diye ameliyat olmayacağım. Niye biliyor musunuz? Çünkü kocam bana böyle bayılıyor. Siz beni çirozu çevirirseniz adam dönüp suratıma bile bakmaz bir daha. Herkes her şeyi sizin beğendiğiniz gibi beğenmek zorunda değil. Bu hiç beklenmedik bir fenomen oldu. Kesinlikle. Senin bir ilgi geldin yoksa ben bir yerden sonra tıkanırdım herhalde. Ya gülüyoruz falan da kadın bayağı haklı. Nasıl? E tabii toplumun yarattığı bu güzellik baskısı konusunda ben de aynen öyle düşünüyorum. İyi de biz kadına git manken ol mu dedik? Biz kadına sadece 15 kilo tümörle yaşama dedik değil mi? İyi de kadın kendini öyle seviyor, öyle mutlu. Önemli olan da o. Önemli olan dış güzellik değil ki zaten. Ay be Sokrates, diyorsun ki önemli olan iç güzelliğimiz ha? Bazen ne kadar klişe oluyorsun Emre diyorum. Pardon tamam kızma. Diyorum ki dosttan başka bugün başka şeyler mi yesek? Rejimdeyim. Peki. Ne? Yok bir şey canım, sen yeme ben yerim. Hastayı MR'a yolladım. Kızmayacak mısın? Aa niye? Yaklaşmanın yasak olduğu bir hastayı herkesten habersiz MR'a götürdün diye mi? Ben değil, Muzo götürdü. Tamam o zaman. Sen iyi misin? Muzo diyor bir de bana. Şöyle ya, kendine gel. Bağır çağır, rutinimize dönelim. Bir garip oldum demin. Ben sana kızınca hoşuna gidiyor değil mi? Böyle için rahatlıyor. Yani genelde sen bana kızınca doğru bir şey yapmış oluyorum. Ateşi ne istiyorsan yap. Ciddi misin? Evet, gayet ciddiyim. Bundan sonra sana avukat falan da yok. Gir içeri gör gününü. Üstüne bir de meslekten men edilirsin. Oh! Hiç uğraşamam ben seninle. Gerçekten artık uğraşmayacağım. Ya madem bu kadar zorluyorsun, iyi. Ya belanı bul da hepimiz rahat edelim, öyle değil mi? İçeri girersem ziyaretime gelir misin? Kesinlikle. Ben sana iç çamaşır falan da getiririm. Gözün arkada kalmasın, hiç merak etme. Gidiyorum. Güle güle. Bu sene Avrupa Nöroloji Federasyonu başkan yardımcılığına beni seçti. Hocam harika bir haber bu. Yani. Yok gerçekten çok gurur verici bir gelişme hocam. Çok sevindim. Aslına bakarsan epey bürokratik bir dernek işi demek daha doğru olur. Hocam Allah aşkına tevazu göstermeyin. Siz bunu çoktan hak ettiniz. Teşekkür ediyorum. Son yıllarda yaptığımız çalışmalar çok dikkat çekti. Hastalık mekanizması ve genetiğiyle alakalı makalelerimiz epey takdir topladı. Bu da bizim yurt dışındaki kongrelere katılmamıza yol açtı. Biraz da çevre edinince böyle şeyler oluyor işte. Süper hocam, süper. Çok çok sevindim gerçekten. Sen nasılsın peki? Yani gerçekten nasılsın? Geldiğimden beri öyle doğru düzgün konuşamadık seninle. İyiyim hocam. Şu manyak Hekimoğlu ile çalışmaktan mutlu musun? Yani seviyorum diyemem. Anladım. Anladım. Senin Amerika vizen var mıydı? Evet var. Niye? Amerika fikrine sıcak bakar mısın? Amerika derken?
Yani mesela benim New Jersey'deki kliniğimde çalışmak ister misin? Evet evet, doğru düşünüyorsun. Şu an sana resmen iş teklifinde bulunuyorum. Bak, benim senin gibi bir adama ihtiyacım var. Seni daha önce aramadım çünkü... Hekimoğlu'ndan ayrılmayacağını sanıyordum. Ama gelip de adamın ne cins bir ruh hastası olduğunu gördükten sonra... ...senin de burada kalmak istemeyeceğini düşündüm. Yani... Çok büyük bir sürpriz oldu hocam. Şaşırdım. New Jersey. Yani açıkçası... Yani şu an ne diyeceğimi bilemedim. Hemen karar verme. İyi düşün. Hem de çok iyi düşün. Sonuçta... ...bütün yaşamını etkileyecek bir karar bu. Değil mi? Kapıyı hiçbir zaman çalmadan gireceksin değil mi? Tantuni. Gene mi Tantuni ya? Ne olacaktı? Başka yiyecek bir şey var mı? Var mı şu dünyada başka yiyecek bir şey? Benim canım istemiyor. Ha, yemeğe mi gideceksin yine sen? Hayır. Şu miniye bak. Abisi şu miniye bak, miniye. Umlu tantunilikler. Ya mahsus yapıyorsun ya. Ver. Yeme sen şimdi, tıkama kendini. Yemeğe gideceksin. Ver, ver. Tıkama kendini. Ver, canım çekti, ver. Evet. Orhan hocam, gelelim planetin zırt dediği yere. Ne oluyor? Defile. Defile yapıyorsun hastanede. Hı? Kravatlar, ceketler, gömlekler, yelekler. Hı? Kimin için giyiniyorsun böyle? Hastane için. Çıplak gelirsem kovarlar beni. Hep aynı şeyi sorup duruyorsun ya. Sorma artık, yeter. Adı ne? Hayda. Tanıştırmayacak mısın beni? Ne zaman tanıştıracaksın? Ya yok öyle biri. Sorup durma. Düş yakamdan artık ya. Yok öyle biri. Parfümün var diyor ama. Hı? Buram buram var diyor parfümün. Öyle biri var diyor. Hastaneden biri mi? Hasta mı? Hasta? Hasta yakını. Hasta yakını. Hasta yakını mı? Ben hasta yakınlarına çıkmam. Tabii canım. Etik olarak hiç doğru bir şey değil bu. Ama hatırlatayım sana, evlisin yani. Çıkmak için falan. Aklında olsun. Bu arada sorsalar aramızda iyi olan kim diye kesin sen derler. Boşanıyoruz biz. Biliyorum. Benim yüzümden değil ama. Onu da biliyorum. Mehmet Ali Bey, yüzünüzü gören cennetlik vallahi. Hakikaten nerelerdesin sen ya? Tanju Hoca'yla yemek yedik. Ha, doğru ya, biz de niye soruyorsak? Yok öyle değil. Tanju Hoca bana iş teklif etti. Ne diyeceksin? Bilmem. Yani daha çok yeni düşünecek fırsatım olmadı. Yani çalışabileceğin en prestijli yerde çalışıyorsun zaten. Kendisi bana New Jersey'deki kliniğinde ortaklık teklif etti. Artı 3 katı maaş, taşıma masrafları ve başkasının ne düşündüğünü önemseyen biriyle çalışma imkanı. Niye kabul etmedin o zaman? Buraya bir sözüm var. Deli misin abi sen? Hekimoğlu'nu dert ediyorsan gideceğim dediğin an izin verir zaten.
Belki de vermez. Gıcıklık yapabilir. Siz ne yapardınız? Yani böyle bir teklif gelse. Benim paraya ihtiyacım yok. Yani benim de durumum senden farklı. Ben hocadan nefret etmiyorum. Zeynep bak bak. Cidden inmeymiş. Tebrikler Zeynep hocam. Hoca söylemişti ama. Kolundaki ve bacaklarındaki durumu birbirinden farklı demişti. O kadar sallarsan bir tanesini de tutturursun çok net. Değil mi ya Mehmet Ali? Bizim hoca çok ballı adam. Ya arkadaşlar ben böyle konuşunca sinirlendiğinizi biliyorum ama benim söylemeye çalıştığım şey şu. Hekimoğlu birazcık tevazu öğrense, birazcık o burnu kaftandan birazcık... Nedir durum? Hocam beyin damarlarından biri tıkalı. Kolundaki sorun bundan kaynaklanıyor. Ama henüz çok geç değil. Trombolitik bir tedavi yapıp tıkanıklığı açabiliriz. İyi. Hemen deneyelim. Bakalım ne olacak koluna. Tamam. Cihan, sana haberlerimiz var. Beyninizde bir kan pıhtısına rastladık. Bir ilaçla pıhtıyı eritmeyi deneyeceğiz. Yan etkisini? Ciğerleriniz pek iyi durumda değil satüreden dolayı. Hemoraj riski var. O ne? Kanama. Kanama mı? Ciğerlerine, beynine ve her yerine. Ne yazık ki kolunuzu kurtarmak için elimizdeki en iyi seçenek bu. Beynim olmadan, nefesim olmadan. Kolumu ne yapayım, at gitsin işe yaramaz. Bakın Cihan Bey, kanama olursa biz kanamayla başa çıkabiliriz. İstemiyorum ben. Bana bakma. Onun kararı. Ben karışamam. Tromboktomi yapabiliriz. Yani anjiyo yoluyla pıhtıyı çekip çıkarabiliriz. Adam ilaçları reddediyor. Siz operasyon mu öneriyorsunuz? Mevcut durumu bunu kaldıramaz. Yani evet çok riskli. Yani bu yolun sonunda ya kolunuzu iyileştiririz ya da... Beni öldürür. Bakın Cihan Bey, yani yanlış anlamazsanız, bence her iki yolda da sonuç sizin istediğiniz yere çıkıyor. Yani bana her iki duruma da hazır gözüküyor gibi geldiniz. Bence bunu deneyebilirsiniz, kaybedeceğiniz hiçbir şey yok. Doğru. Ölürsem arkamda bir şeyler bırakmış olacağım. Müziğim var. İnsanlar beni öyle hatırlayacak. İçim rahat. Yani ne diyorsunuz? Tamam doktor, seninle anlaştık. Doğru karar. Ben hemen ameliyat için hazırlıklara başlayacağım. Karadüşteyiz. Birazdan pıhtıya ulaşacağız. İyi hissediyor musunuz? Evet. Pıhtı beyinde kolun hareket etmesini sağlayan alanda tıkanıklığa yol açmış.
Aha. Deplasmana mı geldin? Hocam biraz konuşabilir miyiz? Buyurun. Sen zaten bayağı bir konuşuyorsun. Ben de onun için geldim. Nedir seni bu kadar çok etkileyen? Eski hocanla yeni hocanın çatışması mı? Güzel soru. Bilmiyorum. Sanırım Tanju Hoca'yı burada görünce tarzlarınızın ne kadar farklı olduğunu gördüm. Tevazu. Değil mi? Onun tarzında birazcık tevazu var. Bende olmayan. Bir de bende ne yok biliyor musun? Ben bu özür dileme mevzusunu çok takmıyorum. Hiç önemli değil. Bence sen de takma, boş ver. Gidebilirsin. Hocam, sizin hakkınızdaki düşüncelerimi yüzünüze söylemem gerekirdi. Ayıp ettim. Farkındayım. Tabii bir de bu tevazu meselesinden bahsederken herhalde gerçek tevazudan bahsediyorsun değil mi? Hani böyle kendini sorguladığın, kendinden şüphe ettiğin tevazu. Yoksa Tanju Hoca'nınki gibi kibar ama kibirli tevazudan mı bahsediyorsun? Var ya hani böyle yazık oldu ya tarzı bir tevazu. Hocam yanlış anlamayın ben asla ikinizi kıyaslamıyorum. Yani siz ikiniz de çok iyi doktorlarsınız. Siz alanlarınızın en iyisisiniz zaten. Eksik olma. Çok sık yanılıyorsan tevazu meselesi çok önem kazanıyor. Hocam kızmayın ama siz de bu vakada her adımda yanıldınız. Ama tabii haklıysan o zaman kendinden şüphe etmen kimsenin işine yaramaz. Ateş Hocam, Tanju Hoca sizi çağırıyor. Tansu, hadi bakalım. Hocaların hocası Tansu Hoca ne diyecek bize? Evet, nedir? Tebrik ederim Ateş. Tebrik? Hayırdır Tansu? Cihan uyandı ve kolunu oynatabiliyor. Teşekkür ederim. Bak Ateş'im. Evet biliyorum seninle bazı anlaşmazlıklar yaşadık. Yaşadık ama ben... Bir insan işini iyi yapıyorsa onun takdir edilmesi gerektiğine inananlardanım. O yüzden tebrik ederim. Eksik olma. Yalnız telefonum eski meski ama çalışıyor hala. Diyorum ki bir dahaki sefere böyle içimi ısıtan mesajların SMS olarak telefonuma yolla da içim üşüdüğü zaman açıp içimi ısıtayım. Hı? Senin için çok sevindim tabii. Hocam. Efendim. Ne var? Bacağıma dokundun. Hayır. Hakkımda şikayette bulunacaksan arayayım 155'i. Hissettim. Bacak kasları kendine geldi. İşte modern tıbbın ulaştığı nokta. Bazen hasta iyileşiyor ama neden iyileştiğini söylemezsen sana ödeme yapmıyorlar. Bugün dolunay mı var? Birdenbire mi iyileşti diyorsunuz yani hocam? Yok. Dolunay yok. Demek ki bizim bu konuda biraz ilerleme kaydetmemiz gerekiyor. Aldığı ilaçlardan biri işe yarıyor. Hangisi? Bizim deneysel tedavimiz işe yarıyor Mehmet Ali. ALS geriliyor. Zamanlaması manidar değil mi hocam? Sence hekim oldu öyle mi düşünecek? Yani kendi verdiği ilaçlardan biri sayesinde olduğunu mu düşünecek? Bence kesinlikle öyle düşünecek. Bizimkilerden biri. Kesin bizim verdiğimiz ilaçlardan biri işe yarıyor hocam. Hangi ilacın işe yaradığını nasıl bulacağız? Hepsini keseceğiz. Hocam ilaçlardan biri hastayı iyileştiriyor. Kortizon, antibiyotik, antiinflamatuar, mide koruyucuları, D vitamini, tiroid ilaçları. Bunlardan biri işe yarıyor. Diğerleri onu zehirliyor. Biz hepsini veriyoruz.
Ama bu sayede yürüyecek. Yürüye yürüye kendi cenazesine gidebilir, evet. Peki tedaviyi kestiğimizde durum daha kötü giderse hocam? O zaman teker teker hepsini tekrar vermeye başlayacağız. İyileşirse cevabı bulduk demektir. İyileşmezse? O zaman başımız dertte. Tabii 12 daha fazla dertte. Gerçi sen 12'ni sordun galiba, değil mi? Hadi bakalım. Olay yeri inceleme. Kesin şu ilaçları güzelce. Kafi oldu. Hocam mesaj atmışsınız. Kapıyı kapat. Yerin kulağı vardır. Evet. Herhalde Tanju Hoca'yı tedavisini kesmesi için ikna etmemi isteyeceksiniz. Ya umurumda bile değil. Hı. Yani zaten aldığı ilaçlardan 3 tanesi protokolünde var. Onun tedavisi işe yarıyor olsaydı adam şu anda turnede klarnetini öttürüyordu. Onu iyileştiren bizim tedavimiz. O zaman sizinkileri keseceksiniz, öyle mi? Evet. Bizimkileri. Leyla. Kadın kim? Doktorun sevgilisi. Sevgilim, seni çok özledim. Ben de seni çok özledim. Erdal'ın burada olduğundan haberi yok değil mi? Bu Erdal kim peki? Hayır. Erdal'a görünmeden gizli gizli çıktım. Doktor sevgilisinin kocası. Hayır. Bu ne saçma bir şey? Alışveriş ya. Yapmışsını söyledim. Ama yine de insan izlemekten alıkoyamıyor kendini. Leyla. Bu gelen kim? Sana inanamıyorum. Doktor ya. Bunu babama nasıl yaparsın? Kızı. Dur, sen yani yanlış anladın gördüğünü. Kocasının ilk evliliğinde olan kızı. Ya ama aynı yaşlılar bunlar. Onu mi? Hayat. Alıyor bazen böyle şeyler. Bana bak sen, adamın bütün ilaçlarını kestin mi? Bana değil. Evet. Vay be. Yeni mottomuz bu mu? Yeter artık. Tedavi evet. İstemeyenlere ilaç bunu veriyoruz, seviyorum. İyileştikleri babanı zaman sevmiyorum. İlacı kesiyoruz. Babanı sevmiyorum. Rahat yeter artık. Leyla sen neler saçmalıyorsun? Kendine gel. Sana hesap verecek değilim. Ateş merhaba, biraz konuşabilir miyiz? Reklama girsin, 5 dakika kaldı. Senin bu tanı yöntemde... 5 dakika reklam. Tehlikeli. Kimse aramıza giremez. Evet, çok tehlikeli değil mi bu kadın? Ne sen, ne de baba. İki kocasını da zehirledi. Cihan Yener'lere tam olarak hangi ilaçları verdiğini bilmem gerek. Söyleyemem. Hem Mehmet Ali söylerse... Kovmana gerek yok. Nasıl olsa ayrılacak. O kadar emin olma. İstersem onu 2 yıl sözleşmesi bitene kadar burada tutabilirim. Mehmet Ali ayrılıyor mu? Daha değil. İyi de... O zaman sen benim teklifimi nereden? Tabii ya. Tabii. Yani her şeye rağmen kafa azıcık çalışıyor Tanju. Her neyse şimdi bunlarla uğraşamam. Hangi ilaçları kestiğini bilmem gerek. Senin kafa bayağı çalışıyor. Hangi ilaçları kestiğimi bilmek istiyorsun. Bilmek istiyorsun çünkü. Yine güçsüzleşti, değil mi? Hareket ettiremiyorum. Kötüye gidiyor. Kötüye gidiyor. Bu Tanju çakalı da buna neyin neden olduğunu bulmak istiyor. Hani iyi gidiyordu. Yani ne oldu şimdi böyle? Memoli. Hala benim için çalışıyorsun. Gel. Kıpırdanma yok. Yine plejik oldu hasta. Evet. Cihan Yener'ler başladığımız noktaya geri döndü. Neyse en azından Tanju rezil oldu. Önemli olan kazanmak ya da kaybetmek değil. Önemli olan rakibinizin kaybetmesi, öyle mi? Hastaya ilk ne başlamıştık? Zatürre için kortizon. Tekrar başlayalım. Bir 24 saat devam edelim, bakalım ne olacak.
Hocam hastanın ciğerleri kötü durumda. Tekrar solunum yetmezliğine neden olabiliriz. Umarım olmayız. Benim avukat biraz tırışkı biliyor musun? Bir de spinal MR çekelim. Onu çekmiştik zaten MR Anjou ile beraber. Belli ki bir şeyler değişti. Tekrar çekelim. Emre sen MR'ı hallet. Zeynep sen de kortizona başla. Hı hı. Biz de seninle bir baş başa konuşalım artık. Mehmet Ali. Zamanı geldi sanki. Sence kim oldu? Mehmet Ali'nin gitmesine izin verecek mi? Vermek zorunda. Yoksa ona ihtiyacı olduğunu kabul etmiş olur. Hekim ol bunu kaldıramaz. Belli de olmaz. Geç. Direkt konuya gireceğim. Tanju'yu araştırdım. Çok iyi bir doktor. Sence benden daha mı iyi? Ne bu şimdi hocam? Egonuzla ilgili mi konuşacağız? Soruma cevap ver. Benim kendi hakkımdaki düşüncelerimi etkileyemezsin. Senin kendi hakkındaki düşüncelerini etkileyebilirsin ama bu da senin kendi hakkındaki düşüncelerini etkilemesin. Kafam karıştı. Neyse. Onun benden daha iyi olduğunu düşünüyorsan teklifini kabul et. Yok eğer öyle düşünmüyorsan 3-5 kere daha yemeğe çık sonra salla gitsin. Bu kadar basit mi hocam yani? Bu kadar mı? Bütün alaylarınızı, benimle dalga geçmelerinizi, ben her şeyi görmezden mi geleyim? Seninle ben ne zaman alay ettim? Pardon, ne zaman etmediniz hocam? Memoli'yi mi diyorsun? Ben tamam bir daha demem. O da var tabii ama asıl sorun şu. Ben her hata yaptığımda... Ben seni sorumlu tutuyorum. İşte Tanju Hoca beni affedebiliyor. Aradaki fark bu. Onunlayken bir takım şeyleri geride bırakabiliyorsunuz, aşabiliyorsunuz. Anlatabiliyor muyum? Ben öyle bir şey yapmıyorum. Ya kendi gözünüzle gördünüz. Adamın vakasını batırdım. Adamın bana söylediği şey şu. Ya oradaydım. Oradaydım. Seni affettiğini söylemedi. Senin hatalı olmadığını söyledi. Yani? Yani? Senin hatandı. Senin hatandı. Risk aldın. Harika bir şey yaptın. Hatalıydın ama harikaydın. Harika olduğun için de kendini harika hissetmelisin. Ya hatalı olduğun için de kendini gibi hissetmelisin. Tanju ile aramızdaki fark bu. O işini yapıyor. Sonra ne olursa olsun diyor. Ben bizim yaptığımız işin önemli olduğunu düşünüyorum. O geceleri rahat uyuyor. Uyumasın. Ne uyuyor? Arteri veniz malformasyon. İntradural omuriliğe baskı yapıyor. Güçsüzlüğe sebep oluyor. Arteriyonez malformasyon. Tanju Hoca bunu nasıl gözden kaçırmış olabilir ki? Biz de görmedik çünkü orada değildi. Bir gecede mi ortaya çıktı yani hocam? Hayır, omuriliğinde duruyordu ama MR'da görülmüyordu. Eskisinde görünmüyor gerçekten. Peki şu ne? Hiçbir şey. Ya da hiçbir şeye benzeyen bir şey. Artefakt olabilir. Skar dokusu. İnflamasyon. İnflamasyonsa kortizonla küçülmüştür. Küçülünce de arkasında saklanan AVM açığa çıkmıştır. Cerrahi müdahaleyle alabilirsek tekrar yürüyebilir. Peki AVM'yi daha çıkarmadan ilaçla nasıl iyileşme olur ki hocam? Çünkü kortizon hem inflamasyonu baskıladı hem de AVM'nin sebep olduğu venöz konjestif miyelopatiye iyi geldi. Ama tabii geçici olarak. Cerrahları hazırlayın. Hoca bir vakayı daha kapattı. Hepimize geçmiş olsun. Şaka maka ciğer yenenler de haftaya taburcu oluyor. Mehmet Ali? Karar verdin mi?
Gidiyor musun yoksa kalıyor musun? Vallahi bilmem. Ben henüz karar veremedim. Bu birlikte yediğimiz son yemek olabilir yani, öyle mi? Ne yani ya? Bir daha bu ekip bir araya gelmeyecek mi? Ekibimize içiyorum. Ekibimize. Gel 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 gel. Hadi hadi. Ben de seni arıyordum ya. Taburcu ettiler beni. Nihal dışarıda bekliyor. Öyleymiş, duydum. Vazgeçmediğin için sağ ol. Yapacak bir şey yok, kendimi tutamıyorum. Sen de bayağı bir hoş sohbet oluyorsun yürüyebildiğin zaman, he? Sen eskiden de hoş sohbet değildin değil mi? Al senindir.
hepimiz. İstersen satabilirsin. Ama çalmayacağına söz ver. Yakışmış. Peki nereden alıyoruz bu zımbırtıları ya? Böyle bastoncu falan mı var? Bu da benden sana olsun. Gerçi kullanmayacaksın, yakında koşmaya başlarsın ama. Sağ ol doktor. İstersen satabilirsin. Günaydın. Memory. Günaydın hocam. Thank you.